Elazığ'da yaşayan Gökçe Çelik, zorluklarla geçirdiği hayatının ortasına beslediği kuşların özgürlüğüne evinde misafir ederek yeniden umuda kavuştu. İnsanın kendisini çaresiz hissettiği anlarda hiç ummadığı bir yerden bir umut gelir. Çok insanlarla zarar geldi ve zarar gördüğüm için insanlardan biraz uzak duruyorum. Hayvanlar benim yani hayat kaynağım, psikolojimi düzeltiyor, stresimi atıyor. Gökçe Çelik'in evinde beslediği 26 kuş onun için sadece birer evcil hayvan değil, yürekten bağlı olduğu, adeta kendi çocukları gibi sevdiği varlıklar haline geldi. 16 tane burada var e, toplam. 19, 25 tane var. 24-25 tane var yavrularla beraber. Yumurtalarla beraber 26 tane ya var ya yok. Yıllar önce eşi tarafından hediye edilen kuş hayatının en zor döneminde şifa oldu. Çalışıyordum o zaman işe girmiştim. Eşim hediye almış bana sevgililer gününde. Ben de çok sevindim. Getir, eve gittik. İşte o günden bugüne besledim. Sonra çoğaltmaya başladım. Sağlık sorunlarıyla uğraşan Gökçe Çelik, çocuk sahibi olamamanın verdiği hüznü kuşlarıyla gidermeye başladı. Ben çocuklarım. Onlar çocuk olarak görüyorum. Aşkım diyeyim, çocuğum diyeyim. Anneciğim değiller, aşkım diyorlar, babacığım değiller. Koş 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 diyorlar. Öpücük diyorlar, şişko diyorlar. Kontrol altındayım, girip geliyorum. Temiz çıktı, çıktı ama benim psikolojim bozuldu o rahatsızlıktan dolayı. Ameliyat oldum iki günde yoğun bakımda kaldım yani. Ondan sonra işte o günden bugüne de şey yapıyorum. Kuşlarla ilgileniyorum, kedilerle ilgileniyorum. İçeride kuşları seviyorum, dışarıda kedilere yem veriyorum. Yani hayatım yani niye yalan söyleyeyim hayvanlarla ilgili çok insanlarla zarar geldi. Ve zarar gördüğüm için insanlardan biraz uzak duruyorum. Hayvanlar benim yani hayat kaynağım, psikolojimi düzeltiyor. Stresimi atıyor. Onlarla akşama kadar konuşuyorum, oynuyorum. Çelik her biriyle ayrı ayrı ilgilendi, onların ihtiyaçlarını karşıladı, zamanla kuşları çoğaldı, minik yavruların dünyaya gelişini büyük bir sevgiyle izledi. Eşi mevsimlik işçi olarak çalışıyor, kışları iş bulamasa da, gelirleri ne kadar sınırlı olsa da kuşların masraflarını karşılamaktan asla vazgeçmedi. Eşim yazın çalışıyor, mevsimlik, kışın boş, 6-7 ay. Tuğla fabrikasına çalıştığı için boş kalıyor. Yani bu ayın sonunda işten çıkacak yani işleri bitiyor. Yok gelir kaynağımız yok zaten. kışında da öyle geçiniyoruz. Annem yardım ediyor. Allah razı olsun. Yeminim yemin annem karşılıyor. Eşim karşılıyor. Eşim bazen çuvalla alıyor yazın. Hani kışa gitsin diye. Kışında yetmiyor. Bu kuşlar bir yandan evin neşesi, diğer yandan bu güçlü kadının direncinin sembolü oldu. Onların yanında uyanıyorum, onların yanında kalkıyorum. Sabahtan aşama kadar ötüyorlar. Geceleyin lambayı söndürdüğüm zaman bağırıyorlar lambayı örtü. Örttümse hepsi birden televizyon kapatır gibi çıt ses çıkarırlar. Kapandı diye. Yani bilmiyorum hayvanlarım çok sevdiğim, yani seviyorum ben hayvanları. Elime gelse burayı doldururum, çeşit çeşit hayvan doldururum. Gökçe Çelik kimi zaman kuşlarından bazılarını sevdiklerine hediye ediyor. Ee, geçen sene 35 tane 35 tane kişi taneye hediye ettim işte neyi. Arkadaşlar götürdü. Hatta konuşmaya başlamış. Yani çoğunlukla dağıtıyorum, bedava verdim. Para benim için önemli değil. Önemli olan insanlık. Yani parayı ne yapacağım ki? Kuşlar benim hayatım işte. Evinde yankılanan kuş cıvıltıları bir kadının yalnızlığına, hastalığa ve tüm zorluklara karşı verdiği mücadelenin anlamlı sesine dönüştü. Bundan dolayı bırakıp gidemeyim. Hastaneye gittiğim zaman 15-16 gün yattım tikişim patladığında, ameliyat oldum tikişim patladı. Gözüm evde, arkadaydı yani evdeydi. Telefon açıyorum, gelini açıyorum, annemi açıyorum, eşimi açıyorum. Sularını verin, sularını değiştirin, yemini verin. 16 gün kaldım ama hep aklım evdeydi. Sırf bir gün izin aldım hastaneden. Saat bir buçukta dedim hemen gidip gelebilir miyim? O dedi hayır dedi tedavidesi ama dedim kuşları görmem lazım. Gelip kuşları gördüm sonra bir daha gittim hastaneye. Belki de en güçlü iyileşme ruhun iyileşmesidir. Gökçe Çelik kuşların kanatlarında umuda yeniden tutundu. Onlarsız yapamıyorum. Yani bir tanesi öldüğünde ağlıyorum. Hatta öldükten sonra öldüğüne inanmıyorum. Şunu teneffüs yapayım. Bazen ayaklarına su koyuyorum. Hasta olunca ya yani bereketi giderse gitsin benim kuşlar benim bereketim kuşlarımdır. Onlarla uyanıp onlarla kalkıyorum. Onlar benim stres topum.